Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Ayrı salonumuz vardır efendim, buyurun, buyurun abicim, buyurun. Programımız taze taze. Param olsa ben de dinlesem, buyurun efendim. Yeni çıktı, buyurun. Ateş, ateş yanıyor, yanıyor tazecik. Buyurun abiler, buyurun. Kadir, buyurun. Kadir. Hı. Ne yapıyorsun abi? Ya ne yaptım ben biliyor muyum bro ya? Ben üşüklük olsun diye girmediğimiz şekil kalmıyor, canına yanayım ya. Ya günaydın de geç, boş ver. Ya olur mu Pasko? Onu herkes yapıyor. Bizim değişik, farklı, vurucu bir şey yapmamız lazım abi. Zaten vurucuyuz. Gerizekalı, öyle vurucu değil. Yani dinleyici böyle bizi dinlediği vakit yani çok çok almalı, anlıyor musun? Abi abartma. Bak yavrucuğum, ortalamayı kabul edebilen bir yapım yok benim. Ne yapayım, lider yaratılışlıyım. Koç burcuyum. Hep önde ve fark edilen olmazsam rahat edemiyorum Pasko. Ya Kadir be, otur aşağıya. Ne lider ya? Zaten farklısın. Yorma beni ya. Zaten farklısın ne demek Pasko? Ya Kadir Çöpdemir, daha var mı? Yok. E bitti. Farklısın işte. Aman be abicim, ona bakarsan herkes farklı. Yani ben radyo programından bahsediyorum. Ya Kadir, çok pimpiriklisin. Boş ver ya. Sakin ol. İş yürüyor. Doğru diyorsun Pasko. Peki yollarda trafikte çile çeken halkımızı ne yapacağız? Onlar da sakin olsun. Hepimiz sakin olalım. Be cool baby. Slowly ya. Ya bir git bana böyle kişisel gelişme, kendini kaptırmış. Böyle plajda bir frijiti gibi böyle ağızlar yapma bana. Ne iş, işimize gücümüze asılalım bro ya. Bu da olur. Bir çay içerim mi? Ben espresso mu içsem? Vay sabah sabah. Çok iddialı. Sertimdir biliyorsun ama sen nereden bileceksin sertliğimi? Neyse, herkesin sertliği kendine. Bırakalım da Twitter adresimizi ver Pascal. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize her türlü buradan yazın. Var mı başka bir şey bro? Yok abi. Are you ready for departure? Yeah yeah yeah. Yol ver, kalkalım o vakit. Sen bir de şeyi yapıştır Instagram adresine. B numara 21. Güzel. Benimki de Kadir Çopdemir. Efendim, sabahın köründe güzel bir şarkıyla açalım. Ondan sonra vatandaşa yönelim. Hadi hepinizin işi gücü rast kessin. Davancasından ses kessin. Hayırlı işler. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Yes my bro. Buldum Pascal. Ne buldun? Bak, bu kadar çok çalışmamıza ve belli bir şöhrete sahip olmamıza rağmen neden bir türlü yırtamadığımızın sebebini buldum yavrum. Neymiş abi? Söyle. Bak, şu önemli bir araştırma dosyası var Pasko. Amerika'daki dolar milyarderleri arasında yapılan bir araştırma bu. Ortak özellikleri neymiş biliyor musun bro? Neymiş abi? Söyle. Hepsi yaşayabilecekleri hayat seviyesinin altında yaşıyorlarmıştı. Nasıl yani? Ya şöyle düşün, adam dolar milyarderi. Ee? Doları duvar kağıdı olarak kullanabilecek kadar doları var. Ama toptan ve ucuz marketlerden mesela alışveriş yapıyor. Yeni mobilya almak yerine eski mobilyanın yüzünü değiştiriyor. Ne bileyim, 10-15 yıllık periyotla arabasını değiştiriyor falan. Kadir, yemişim öyle zenginli. İstemedim ben de. Ama olmuyor ki Pascal. Zenginliğin ilmini açıklıyor bu adamlar ya. Kaç para mesela şu neticede şu ayağındaki kot pantul? Bir teklik abi. Bak 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 bak. Ya sen bir teklik verip kot giyecek adam mısın ya? Değil miyim? Oğlum Bill Gates bile ikinci el kot alıp giyiyormuştu lan. Sen niye bir teklik verip kot giyiyorsun abi? Çıkar onu. Şimdi mi? Yok yani, şimdi değil ya. Sonra. Yani hayatımızı değiştireceğiz Pascal kökten. Revelation başlatacağız kardeşim. Ne yapacağız? İlk iş programı bitireceğiz. Eminönü'ye gideceğiz. Mısır çarşısının arkasında o elbise tezgahlarından 20 liraya birer şalvar kot alıp gireceğiz abi. Abi yapma. Ben giymem. Abi yapacağız. Bak, şarküteri alışverişini keseceğiz. Sabah kahvaltısında ekmek arası beluga havyarı yok artık. Güzel zeytinle idare edeceğiz hacı. Abi yapma. Ölelim daha iyi. Böyle hayat mı olur? Ya bak, biz zurnanın detone olduğu yerdeyiz. Ya düt diyeceğiz ya zırt diyeceğiz. Yalnız bu kadar dolar milyarderiyle ortak bir yanımız var ha. Neymiş abi? Bunların hepsi en geç sabah 6.30'da kalkıyorlarmış hoca. Biz 5'te kalkıyoruz. Evet abi, dolar milyarderlerinden daha erken kalkıyoruz. Yetmez mi ya? Yeter. Aa tabii abi.
Yeter. Heh, ortak nokta bulduk. Ötekileri boş ver. Yani bir teknik verip kot almaya devam mı Pascal? Devam. Yani kahvaltıda kilosu bilmem kaç liradan eski kaşar falan yemeye devam mı? Aynen abi. Böyle hatunları pahalı restoranlara götürüp dünyanın hesabını ödemeye devam mı yani? Aynen, aynen devam abi. Oğlum yaşlanınca var ya darlocizeye bile yatırmayacaklar lan bizi bu kafayla. Allah korusun abi. Allah zaten koruyor kardeşim. Sen kendini koruyor musun, ona bak. Allah bize zaten vermiş. Sen Paris'in varoşundan çıkıp gelmişsin. Ben Elazığ'dan Eskişehir'in fakir mahallesinden çıkıp gelmişim. Allah Allah, biz mi yaptık sanki bunları? Abi Allah verdi, biz de çalıştık. Ama her çalışan da başarılı olmuyor ki Pasko. Olmuyor abi, neden olmuyor? Allah çalışana vermez kardeşim. Çalışıp emeğinin kıymetini bilene verir. Biz çok harcıyoruz, biraz frene basmak lazım Pasko ya. Abi korkunun ecele faydası yok. Bak 3 aydır çaycının borcunu veremiyoruz. Adam bizi görünce kan davasını görmüş gibi bakıyor bro. Öderiz Allah bize, biz ona. Yok abi, biz zengin olamayız ya. Olmayalım ya. Herkes zengin mi olacak? Tabii önce insan olun, gerisi gelir diyorsun. Aynen abi. İnsan olmak en iyisi. Ya iyi insan olana maaş bağlıyorlar mı ki Pasko? Kötü olalım. Hamurumuz da yok. Ne olacağız peki? Abi bizden bir şey olmaz. Ben sana açık söyleyeyim. Bu kafa karışıklığıyla biz ağzımızı havaya açar, bir şey düşse de karnımız doysa diye bekleriz yani. Bozma moralini. Kadir, sana bir çalkı çalayım. Davgana bak. Ya tamam çal da. Yine de şu ucuz kot işini düşün ha. Ya bir teknik kot çok ya. Ya boş ver. Dem diyelim mi? Aslında bir yerde haklısın ya, neyse. Yani. Aragaz. Gazınızı alan tek program. Aragaz. Aragaz Haber. Aragaz sabah haberleri başlıyor. İstanbul'daki yol durumunu öğrenmek üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Alo Haydar Bey. Tak tak takıldama, şak şak şakıldama, her yüze gülene bakıp da takıldama, tak 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 takıldama. Alo, Haydar Bey, Haydar Bey ne oluyor kardeşim, ne yapıyorsunuz sabah sabah ya? Bahar yağmurlarının poyrazla beraber yüzümüze bir kazak kırbacı gibi çarptı. Sıcak oldu deyip kısa kollu giyinerek soğuktan b***muz donduktan sonra grip olup maymun gibi günlerce hasta yattığımız, güneşin altındaki ve yerin üstündeki en güzel şehirden ve göklerin hülyalı mavilerinin kucağından hepinize sevgiler, saygılar Kadir Şöpdemir ve Paskal Luma. Haydar şu an neredesin? Şu an birinci köprü üzerinde uçuyorum Paskal Luma ve burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Hayrola Haydar Bey, ne oluyor orada? Birinci köprüde sıkışık trafikte beklemekte olan sürücüler aralarında anlaşıp kooperatif kuraraktan birinci köprü üzerine ev inşaatı yapmaya başladılar. Belediye yıkım ekipleri gelerekten evleri yıktı ve bunun üzerine sürücüler arabalarını benzin depolarından çektikleri benzini üstlerine dökerekten kendilerini ateşe vermek istediler. Ama benzine su karıştırıldığı için tutuşan olmadı. Peki Aydar, TEM'de durum ne? TEM'de çatışma sürüyor. Aa Allah korusun, ne çatışması ya, TEM'de çatışma mı var? Evet, sıkışık TEM trafiğinde dilenen Suriyelilerle Türk dilenciler arasında çatışma çıktı. Yani bu arada Gineli bir grup dilenci fırsatı değerlendirip TEM'de bekleşen sürücülerden para dilenmeye başladılar. Türk ve Suriyeli dilenciler aralarında konsensüs sağlayıp Yeni Gineli dilencilere saldırdılar. Yeni Gineli dilenciler trafikte süs eşyası, ok ve yay satanlarla ittifak kurup Türk-Suriye işbirliği yapan dilencilere oklarla saldırdılar. Yok artık, neler oluyor İstanbul trafiğinde? Peki şehrin ana arterlerinde durum ne Haydar Bey? Yani Maslak Beşiktaş arası tamamen tıkanmış durumda. Hatta Maslak Çöp yolunda 1987'den beri trafikte bekleyen Tempra aracının içinde bir sürücü bulundu. Şahıs hala rahmetli Turgut Özal'ı başbakan zannediyor ve Metin Ali Feyyaz'ın futbol oynadığını düşünüyor. Peki Aydar, Anadolu yakası nasıl? Bağdat Caddesi tamamen kapalı Paskal Numa. Fenerbahçe stadının önünde bekleşen sürücüler beklemekten sıkılıp Fener stadına girerekten Japon Kale maç yaptılar. Bunun üzerine Aziz Yıldırım sahanın sulama musluklarını açarak sürücüleri ıslattı. Sürücüler şampiyon Beşiktaş kahrolsun renkliler diyerek Aziz Yıldırım'ı çıldırttı. Aziz Bey bunun üzerine 150 yıl daha Fenerbahçe başkanı olma kararı aldığını açıkladı. Lan oğlum lan, ne oluyor lan? Ne oluyor adam? Aziz Yıldırım kaleci Volkan'ı üstüme saldı. Volkan topu havaya dikerekten helikopter pervanesini vurdu, düşüyorum. Evet düşüyorum. Bakayım, evet Kurbanıdere'ye doğru düşüyorum. Bakayım, evet düştüm, iyi yayınlar. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz Haber. Hırvat insan hakları aktivisti Ivan Cak, Hırvat Devlet Başkanı Kolinda
Kaftarovic'in elinden ödül alırken pantolonunu düştü. Törende Hırvatistan Devlet Başkanı ödülü takdim ettiği sırada insan hakları aktivistinin pantolonu ayak bileklerine kadar düştü. İstifini bozmayan Hırvat Devlet Başkanı ödülü diplomatik bir şekilde çiçeğin önüne tutarak m***nın görünmesini engelledi. Altımızda cicak var. Alo. Alo. Günaydın. Как дела? Alo, herkese günaydın. Sayın Çiçek, Tuman yerinde mi efendim şu anda? Kovda prişna vusun ya sorra grogda. Şakacı mısın lan sen? Ama efendim kızmayın yani, öyle ortam yumuşasın diye yapıyorum ben bunu. Bütün ziyafim ya koskan 55, medyona vasoniyesa, gınızda poteryana gırlaza. Yaş olmuş 55. Sert yerimiz mi kalmış kardeşim? Deniz anası gibi olduk zaten. Sayın Cicak, sizin tuman neden düştü? Minokna diyen 17 milyar milyar. Kutur yetot, üstoki postu bak bilastelone. Biz niye hepsine krikom? Ben bir senede 17 mide ameliyatı geçirdim. Ağrı oluyor diye kemer takmıyordum. Böyle bir kaza yaşadım. Sonuçta tüm dünya benim güzel bacaklarımı gördü. Güzel bacak mı? Anadolu'da sizin gibilerine ciro bacak derler efendim. O ne demek? Yani ince bacaklı demek yani. Peki neden mide ameliyatı oldunuz efendim? Aaa kogda prişna kadir vernusya mide kelepçe. Kogda ya stoframi ravzrotan noknya spetel zvosta. Zayıflamak için mideme kelepçe taktırdım. Fakat midem kelepçelerinden kurtuldu. Yemeye başladım, firar etti midem. Beyefendi, zayıflamak için mideniz değil, boğazınıza kelepçe taktırsanız daha mantıklı değil mi? O ne ya, o mideye kelepçe taktırmak? O dozmino yuz civelek borcuyasın damoya. Ailenin en komiği sen misin civelek? Peki eşten dosttan nasıl tepkiler aldınız efendim? Когда пришла ворсинале, когда верден елене, спопром и разнотен огния. Ооо, devlet başkanının eline falan dediler. Ortalama zeka esprileri işte. Peki siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Как обнимно, но как слезы это бинлерже кадну зида. Без охранего узоса на поя подоге. Я мне так много моей истории да с лицем ставили. Binlerce kadın arıyor. Çok etkilenmişler. Anlamıyorum bu kadın milletini ben. Selülitlerini nasıl yok ediyorsun diye soran bile oldu. Abi portakal kabuğunu kahve tellesine rendeleyip selülütü ovalayacağım. Bir haftada prenses bacağı gibi olur bacağın ya. Ben de kuyruk yağıyla ovuyorum. Çok iyi geliyor. Peki kaz ayaklarını yok etmek için ne yapıyorsunuz efendim? Gurkoy raskinya maden suyu minerale. Moyem sertese kazaya povozil potomu çitoye ziyane çitoye lübilmeniya. Maden suyuyla yıkıyorum göz çevremi. Kaz ayakları yok oluyor o zaman. Ya bende de doğum çatlakları var. Bel bölgemde nasıl yok etsem acaba ya? Ha, monogo moye kadir. Как истелятся мушка будут бежали первые утюги нету чуваться. Ben şahsen doğum çatlaklarımı muz kabuğu koyarak yok ettim. Aa, muz kabuğu iyi mi geliyor abi? А конечно, до взломени чалта уце душа. Birebir tavsiye ederim. Sayın Cicak, teşekkür ederiz. Я зизвализ мой ектус. Ета кармана сисик перчунсер рекроге да скачин на соня. Bir de tuzu azaltacaksın. Şişlikler anında yok oluyor. Ya ben de polimer etkili göz kalemi kullanıyorum. Hayatta akmıyor biliyor musunuz? А давай, давай, очень хорошо. Tabii tabii, çok iyi o. Aragaz, sabah haberleri devam ediyor. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz Haber. Dünya siyaseti ve uluslararası ilişkiler konusunda tanınmış uzman Orgay Kabarır hocamız stüdyomuzda. Orgay Kabarır hocam hoş geldiniz. Hocam şeref verdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Hocam uzat oradan çayı. At iki şeker içine karıştır. Evet hocam budur hocam ya. Orgay hocam Orta Doğu'da özellikle Suriye'de karışıklıklar devam ediyor. Neler oluyor hocam? Suriye mi kaldı hocam? Yani Suriye zaten yoktu ki hocam ya. Beni Şam'da bir mekana götürdüler. Top secret böyle. İçeri bir girdim. Abazan dolu hocam. Bir tane kız yok. Şam bitmiş hocam. Zaten Suriye dediğin zaman İngiltere akla gelmesi lazım hocam. Neden hocam?
Suriye'yi kuran İngiltere'dir hocam. Beni Leicester'da bir mekana götürdüler hocam. Böyle top secret VIP. İçeride bir İngiliz hatunlar var hocam. Beygir suratlı hepsi ya. İnanılmaz böyle. Yanına gidip hello diyorsun. Alıp mekandan çıkıyorsun. Alayının kafası bir dünya hocam ya. Orgay hocam siz ne anlatıyorsunuz ya? Siz bu konulara Fransız mısınız yoksa hocam? Bak Fransa dedin de hocam bak şimdi Fransa'da Cannes'da beni bir mekana götürdüler. Olala hocam. Hocam içeride bir kızlar var. Aklın durur hocam. Ama hiçbiri yıkanmamış hocam. Fransız kadını suyu sevmiyor hocam. Dünya güzeli Fransız kızları seferberlikten kalma kaşar peyniri gibi eşki eşki kokuyor hocam. Evet hocam ya. Hocam peki Almanya? Almanya çok sessiz. Almanlar sessizdir Paskan hocam. Almanlar saman altından su yürütür hocam. Mesela hocam Fransızlara verdiğimiz kapitülasyonları kaldırdığımız zaman buna en çok bozulan Almanlar olmuştur hocam. Kapitülasyonları kaldıran paşayı Alman elçisi çocuk gibi azarlamıştır hocam. Evet hocam ben Almanlara hiç güvenmem hocam. Beni Hamburg'da St. Pauli'de bir mekana götürdüler. Böyle şinel bir mekan hocam. İçeride kızlar var. Holstein'in ne gibi hocam? Evet hocam böyle bir şey yok hocam ya. Yani bir insan cahil olur ama bunun kadar ki cahil olur. Ay koca Cermen kavmini ineğe benzetti ya. Aa, Dilber hocam. Dilber hocam siz bugün gelmiyordunuz ne oldu ya gelmişsiniz. Yani gelmeyecektim ama bu cahili sabah sabah radyoda dinledim. Böyle afakanlar bastı cahillik her yerde. Adam Şam'a gittim underground'a mekana soktular diyor. E Şam'da seni... Ayol hangi underground mekan? Şam'daki bütün günah yuvaları 1912'de Küçük Cemal Paşa'nın emriyle kapatılmıştır. Ya siz ne söylüyorsunuz hocam? İyice karıştırdınız ortalığı ama ya. Bu adama inanma hocam. Hocam ben bunu İtalya'da Siena'da bir mekana götürdüm hocam. Tuttu puritti. İçeride İtalyan kızları var. Elini süremiyorsun hocam. Sabah ateşi 39,5 derece o derece yani. Bu gitti bardaki kızlara tek tek yazıldı. Hiçbiri yüz vermedi buna hocam. Evet hocam. Bir kere onların hepsi cahildi. Merhaba sizinle Rönesans'tan konuşabilir miyiz diye sordum. Hiçbiri dönüp bakmadı. Cahil kadın kadar itici bir şey yok. 100 tane olsa birini sokmam yani. Anlayamadım hocam ne demek o? Yani 100 tane cahil olsa birini evime sokmam yani o kadar. Bir kere beni bunun evine götürdüler böyle underground. Aa yeter ama ya. Saçmalık lan bu. Ara gel sabah haberleri sona erdi. Ağzına sağlık Pascal. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Pascal. Yes sir. Lütfen Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize bu adresten tweet atabilirsiniz. Pascal o an geldi kardeşim. Yine bir şey. Evet. Evet ay, yine şiir. Ama bunu halkımın kaleminden çıkmış bir şiir. Halkımın kaleminin yanında benim kalemim ne kıymet olabilir ya? Koca bir hiç. Of Kadir ya. Abi bak kaç para istiyorsan vereyim. Ama okuma ne olur. Ben halkımın sanatını parayla satar mıyım sanıyorsun Pascal? Sizin gibi ecnebilerde olur o. Biz para için adam satmayız kardeşim. Of be abi. Egzajere etme ya. Ya kes kes neyse. Evet efendim şairimizin adı Mustafa Kazım Şensoy. 73 yaşında Kastamonu'da yaşıyormuş. Bu şiir Posta Gazetesi'nin yurdum şairleri köşesinden alındı. Beni anlamıyorsun sen. Benim olacaksın sen. Beni seveceksin sen. Benden başkasını sevemezsin sen. Benimle bir ömür boyu geçireceksin sen. Benimle acı tatlı her şeye boyun eğeceksin sen. Benim her şeyimsin sen. Beni bırakıp gitme sen. Gideceksen beni de al götür sen. Nasıl buldun Pascal? Abi beni öldüreceksin sen. Neden? Beni bitireceksin sen. Şiirden anlamıyorsun sen. Neden böyle yapıyorsun sen? Sanatı seviyorum ben. Seni anlamıyorum ben. Of yok mu beni... İmdat! Yeter abi ya. Yeter ya. Lütfen ya. Ya Pascal bir sakin ol tamam ya. Bir sinirlendin sen şimdi. Bir ara verelim devam of edelim. Ya. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Pascal. Yes bro. Twitter adresimizi verir misin bro? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize sorularınızı bu adrese gönderebilirsiniz. Bir dinleyici sorusu var Pascal. Hemen bakalım abi.
Hatice diyor ki Kadir abi, Pascal abi, TEOG sınavına girdim. Bir soruya takıldım. Lütfen bu soruyu benim için cevaplar mısınız? Sorunun da fotosunu çekip yollamış. Matematik mi? Yok, mantık. O zaman bize sormasın ya. Doğru diyorsun aslında. Hiç mantık olmayan iki adama mantık soru sormak da yani. Yani denize düşen yılana sarılır hesabı olmuş. Ne yapsın Hatice? Kadir abisiyle Pascal abisi kendine yakın hissetmiş. Cevapsız mı bırakacağız Hatice'mizi ya? Yok, olmaz. Hatice bizim canımız. Hemen sor. Soruya motive misin Pascal? Çok. TEOG sınavındaki soru şu. Mehmet ışığı sürekli yanan akvaryumda balık beslemektedir. Ne balık? Ya küçük akvaryumda kefal besleyecek hali yok ki oğlum. Lapisles falan herhalde. Lapisles? Hangisi ya? Ya şu küçük yelpaze kuyruklu olan balıklar yok mu? Harbi popüler. Ama benim akvaryum bahsinde en sevdiğim balık teleskop balığı tabii. Gözleri dışarı pörtlemiş olan. Kadir be, ben de var ya çöpcüyü seviyorum. Ha, ya neyse, soruyu etmeyelim abi. Pardon. Hadi. Evet, baştan alıyorum. Mehmet ışığı sürekli yanan akvaryumunda balık beslemektedir. Allah razı olsun. Bir gün dışarıdaki havayı akvaryumdaki suya püskürten hava motoru bozulur. Aksiliğe bak. Pascal, haber bültenini yaşayarak seyreden babaanneler gibisin ha. Onlar da böyle senin gibi tepki veriyor ya. Nasıl yani? Ya mesela spiker diyor ki şurada hırsızlar emekli öğretmenin evini soydu diyor. Babaanne Allah belalarını versin. Allah canlarını taksit alsın falan diye saydı. Ya da babaanne Fenerli Galatasaray Fenerbahçe maçını izliyor. Galatasaray Fenerbahçe kalesinden frikik atıyor. Eyvah, bizim kaleye gol atacaklar falan diyor. Gol çekecekler diyor mesela. Gol çekmek? Hani o ne ya? Bu penaltı frikin babaanne dilindeki adı gol çekmek. Abi süpermiş ya. Frikikten daha iyi. Evet. Messi'nin babaanne dilindeki tanımı da pire gibi oğlanmış, biliyor musun? Ronaldo'nunki de kalın. Ooo, bak Ronaldo'yu sevdim. Pascal, şu soruyu halledelim ya. Hadi. Mehmet ışığı sürekli yanan akvaryumda balık beslemektedir. Bir gün dışarıdaki havaya akvaryumdaki suya püskürten hava motoru bozulur. Buna göre yaşadıkları akvaryum ortamında sürekli taze oksijene ihtiyaç duyan balıkların yaşaması için Mehmet'in ne yapması gerekmektedir? Motoru tamir etsin ya da yenisini alsın. Oğlum TEOG sorusu lan bu. Böyle bir cevap olmaz ki. Ne yapacak Mehmet? Vallahi Mehmet kusura bakmasın, ben acı konuşacağım. Akvaryumda balık besleyecek kadar sorumluluk sahibi değil bu Mehmet. Yani Mehmet'in hayvan beslememesi lazım. Belli ki sorudaki Mehmet kendine zor bakan bir çocuk. Senin neyine gerek akvaryumda balık bakmak efendim? Evet ya lan Mehmet. Önce var ya aşk anını duyuyor. Evet evet, bizim bu konudaki doğru cevabımız Mehmet önce adam olsun, kendine baksın, sonra akvaryumda balık baksın. Bak yine bir genci aydınlattık, görüyor musun? Evet abi, işimiz mi? Bak bizim gençlere kapımız her zaman açık. Sınav sorusu olur, içinden çıkamadığınız bir durum olur, kafanıza takılan bir şey olur. Bize sorun, biz cevaplarız ya. Kadir ve Pascal abileriniz her zaman onun için burada hazır, göreve hazır. Pascal, Aksiyon Kadir Twitter adresim. Hadi bakayım, bekliyoruz hadi. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Yes sir. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN var, bildin mi? Oran nere? Hani bu atomları, elektronları kapıştırıyorlar ya baba, çarpıştırıyorlar Allah falan. Allah Allah. Acayip işler ya. Evet abi. Parçacık hızlandırıcı denen bir alet var. Bu laboratuvarda bulunuyor bu alet. Onun içinde elektronları çarpıştırıyorlar. Antimadde arıyorlar. Antimadde. O ne ya? Yani maddenin karşıtı. Abi ne işine yarayacak? Ne bileyim, atomu kurcalaya kurcalaya içine ediyorlar zaten. Atom, elektronu, protonu attılar canına yanayım ya. Hayır arkadaşım, hayatta bazı şeyler var. Onlara kurcalamaman lazım. Misal. Kadının çantasını kurcalamayacaksın. Efendim, sevgilinin cep telefonunu kurcalamayacaksın. Atomdur, elektrondur, onları kurcalamayacaksın. Bunları karıştırmak, kurcalamak hayır getirmez. Evet abi, hiç uğraşma. Neyse, haber o değil, haber şu. Bu parçacık hızlandırıcı arıza yapmış Pascal. Ne olmuş? Bilmiyorum, bu CERN'deki parçacık hızlandırıcıda bir sıkıntı varmış, sızıntı varmış. Bu CERN laboratuvarını bir araştırıp soralım mı ya? Ha? Abi ara soralım. Hadi. Tamam. Bir şey olmasın şimdi. Hayır, çünkü Japonya'da nükleer sızıntı oluyor. Rüzgarla havadan, dalgayla karadan ta Brezilya'ya kadar gidiyor değil mi? Evet yani, ya. Tabii evet, kaçacak abi. Bir yer hadi, yok hadi, yani. Hadi. Taşınırız ya. Nereye taşınacaksın? Nereye? Sota bir yer mi var? Ne bileyim. Arayalım, öğrenelim abi. Ara. Çalıyor. Aa, otomatik santral çıktı. Dahili numarayı biliyorsanız çevirin diyor lan. Biliyor muyuz? Yok. Ne bileyim ya.
araştırma sonuçları için 1'e, çalışma başvurusu 2'ye, geyik muhabbet için 3'e basındı. 3'e basındı. Tamam peki 3'e basındı. Çalıyor. Alo, CERN laboratuvarından bir yetkiliyle görüşecektim. Siz isminiz Haraşio mu? Haraşio nasıl isim ya? Neresi sen? Ha, Meksika. Bu CERN laboratuvarı İsviçre'de değil mi? Senin ne işin var abi orada Meksikalı olarak? Ha, gurbete ekmek parası için geldin. Ha, anladım. Pascal bak görüyor musun lan? Ya, biz gurbete ekmek parası için çıksak var ya, merdiven silmeye ya da inşaat ameliyine gider. Elim Meksikalısı CERN laboratuvarında elektron çarpıştırıyor oğlum. Sor kedi sor. Ne olmuş ya? Şimdi Hacı Horoşio. Selamun aleyküm, ben Kadir Çöptemir. Yanımda da Pascal Numa var şu anda. Selam söyle. Ha, selam, Pascal, selam söyle. Pascal'ın da çok selam var sana, öpüyor. Ne öpeceğim ya? Horoşio, biz bir şey duyduk. Sizin bu elektron çarpıştırıcınız arıza yapmış galiba. Çatlak varmış. He. Bulamıyor musunuz nerede kaçak? Allah. Nasıl oldu peki kaza? He. Ne yapıyorlar dedim, bahis mi? Yapma ya. Vay 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 vay. Ne diyor abi ya? Nasıl olmuş? Abi diyor, şimdi bizim laboratuvarda diyor iki tane avel araştırmacı var. Bu geyikleri diyor elektronları çarpıştırmak için diyor çalıştırmışlar aleti diyor. Hangi elektron ötekini dağıtacak diye bahis oynamışlar kendi aralarında diyor. Alete çok abanınca diyor motoru yakmışlar, çatlama yapmış diyor. Diyor ya. Ulan biz de sizi ciddi bir bilim yuvası zannediyoruz ha. Yazıklar olsun lan. Elektrona yarış gibi bahis yapılır mı hakikaten Pascal'ın dediği gibi? Ne olacak şimdi, milyar dolarlık alet bozuldu. Ne demek lan sana, ne milli servet o kardeşim. Parası hepimizin cebinden çıkıyor ya. Kadir, tahmin etmiyorlar mı? Nerede kaçak var bulamıyorlarmış Pasko. Şeyi söyle, köpük. Biliyorsun sen. Ha evet, alo, Haraşio. Şimdi bakacağım, ben size bir şey öğreteyim. Nasıl bir şey bu çarpıştırıcı? Daire şeklinde bir boru. Güzel, güzel. Şimdi bak, Arap sabunu biliyorsun. Ha, güzel. Siz bu çarpıştırıcının dışına Arap sabunuyla iyice bir köpürterek bir sürün. Sonra git boruya ucundan üfle. Bak nereden kabarcık yapıyorsa oradan kaçak yapıyor demektir. Bunu biz mi öğretelim ya? Evet abi, çok basit ya. Bunlara da var ya, hiç pratik zeka yok. Efendim? Boru dediğin mahalle kadar mı? Yuh, ulan elektron dediğin minicik bir şey kardeşim. Ne gerek var mahalle kadar boruya ya? Pimaşı döşeyip onun içinde çarpıştırsaydınız elektronu. Bak Haraşio, ağzını bozma. Bak artık. Ne diyor ya? Siz diyor salak mısınız, şekliniz mi öyle diyor bana. Lan Zapata, kendine bak. Alo. Alo Haraşio, saygısız bir çocuksun bak. Buradan size faydalı olmaya çalışıyoruz lan. Ne namkörlük ediyorsun sen? Yine de alttan alayım bak. Git nal bura, 2 kilo çekomastik al. Ha, Arap sabunuyla çarpıştırıcı dıştan köpür, ucundan üfle, kabarcık yapan yere de çekomastik çek. Sızıntı falan kalmaz aslanım ya. He? Ne olur mu? Silikon tabancasıyla da olur ya. Hadi bir deneyin lan, olmazsa beni arayın Pascal Bey, başka bir çare düşün. Hadi işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin, uğraşıyor. Ha. Kadir, Berke'de var ya, insanlığı kurtardık. Her renge boyandık, bir fıstık yeşili kaldıydı Pascal ya. Onu da yaptık. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes, bro. Abi Kim Kardashian'ı bildin mi? Bilinmez mi ya? Her şeyini biliyorum. Kim Kardashian ikinciyi doğurdu biliyorsun. Aa, yeni mi ya? Ya tutamıyoruz Pascal kadını. Her sene bir tane kuzuluyor. Çok anaç çıktı bu Kim Kardashian ya. Allah analı babalı büyütsün. Abi Kim'in bir sıkıntısı varmış yalnız. Ne abi? Aş mı ediyor? Yok yok, çocuğu doğurdu, aşermek falan bitti de. Ne derdi lan? Hamileyken aldığı kiloları veremiyormuştu. Yapma, çok yazık ya. Bir de doğum çatlağı olmuş. Evde mi? Ha, evde doğurmuş, zor doğum olmuş. Doğumda o kadar bağırmış ki evin sıvası çatlamış. Sezaryen var. Yani Pascal, muhabbeti öyle bir yere çekiyorsun ki. Geyik muhabbetini geçtim, resmen absürt olur. Üç çocuk babası adamsın lan. Doğum çatlağı ne bilmiyor musun ya? Nerede biri? Ben bir doğurdum. Yavrum, bu hanımların karın bölgelerinde doğumdan sonra çatlak izi gibi iz kalıyor ya. Doğumun etkisiyle gerilen deri sonradan gevşeyince. Fay attı gibi. Ha, tektonik bir hareket mi oluyor? Ne demek fay attı ya? Kilo alıp verdikten sonra çatlaklar oluyor hanımlarda. Bazı şeyler, yani eşlerin doğum çatlaklarından irite oluyor bazı erkekler. Sorun yapıyorlar. Ayıp ama ya.
kimse onlar o rahatsız olan beylere bir şey konuşacağız diye bir tenaya çekip dövmemiz lazım Pascal. Ağız burun gireceğim. Ya senin çocuğunu doğururken oldu o çatlak sığır. Neyinden irite oluyorsun, sorun ediyorsun? Karıyı dallandırıyorsun öyle mi? Konuş Kadir. Tabii abi. Yani bana gaz veriyorsun sen de aradan çekiliyorsun. Tek başımla milletle baş başa bırakıyorsun ha beni. E ne yapacağız ya? Cahiller. Ay yine ne cahilci şeylerden bahsediyorsunuz bakayım. Aa Dilber hocam, biz de tam sizin uzmanlık alanınıza giren bir konudan bahsediyorduk. Buyurun oturun, hoş geldiniz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk kara cahil. Seviyorum bu espriyi. Hanımlar beyler, stüdyomuzda Allame Can Dilber hocamız var. Hocam doğum sonrası hanımların karın bölgesinde oluşan çatlaklar nasıl giderilebilir? Aa tabii ta Romalılardan beri bu doğum çatlakları bilinir yani. Aa hocam, sezaryen yöntemini Roma İmparatoru Sezar icat etmiş diyorlar, doğru mu? Evet evet, adı da Sezar'dan geliyor zaten. Sezaryen Sezar denen o cahil Roma İmparatoru'nun buluşudur yani. Helal olsun, insanmış. Al işte bu da cahil, yani insaniyetliğinden değil, herife sürekli asker lazım çünkü kudurmuş gibi her yere saldırıyor. E sürekli asker kaybediyor. Bu da emretmiş, doğum sırasında bebek ters gelirse eğer annenin karnını açın, bebeği alın diye. Maksat bebek ölümlerini azaltıp nüfusu artırarak orduyu sürekli kalabalık tutmak. Vay! Ajir Sezar'a diktatör dendi, vasi dendi, dahi dendi ama vay diyen ilk sensin. Tarihi kayıtlarda böyle bir şey yok. Neyse Dilber hocam, mevzumuza dönelim. Şimdi bu doğum sonrası karın bölgesinde oluşan çatlaklar nasıl yok edilebiliyor? Kim Kardashian da doğmuş da biz onu konuşuyorduk. Var mı bir yöntem hocam? Var tabii ki. Yani ben bunu Vatikan arşivlerinde çok araştırdım. Romalılardan bugüne kadar doğum sonrası kadınlar çeşitli yöntemler kullanmışlar. Mesela hocam? Öncelikle hekim kontrolünde bir takım tedaviler uygulanabiliyor. Yani doğum çatlakları ile ilgili ilk yazılı kayıtlara Roma devrinde rastlıyoruz. Ünlü Romalı tarihçi Maximus Vergilius doğumuz sonrasıyız, çatlaklarız ve çözümlerix adlı risalesinde bu konudan detaylı olarak bahseder. Hocam ne eserin adı ne dediniz? Doğumuz sonrasıyız, çatlaklarız ve çözümlerix. Ya hocam be, amma salladı. Ay saçmalama, yani 1952'den beri hiçbir şeyi kafadan atmadım ben. Benim kafama giren hiçbir şey atılmaz, kullanılır. Atmam kenara yazarım. Hocam bana da sanki bu sefer attığınız gibi geldi. Bir itiraf mı etseniz ya? Hani bu konuda sanki bir şey bilmiyorsunuz intiba edindim ben. Ben, yani bana bilmiyorsun dedin sen. Yani 1947'den beri her şeyi biliyorum ben. Bilmediğim bir şey yok benim. Ya hocam itiraf et, bu konuda cahilsin. Bana ha, 1917'den beri hiç kimse cahil diyemedi, al sana. Aa o ne ya? Abi sapan çıkardı. Hocam sapanı nereden buldunuz ya? Çocukluğumdan beri saklarım sapanımı. Kuş avlardım, şimdi de sizin gibi cahil kargaları avlıyorum. Aman al, ya, al, ya, aman abi yapma, ya. Yürü bak. Ay, al. Ay. Gidelim, yürü. Kaç, hadi yarın kaldığımız yerden devam. Paka paka. Bay bay. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.